çok kıymetli konuklar. Değerli basın mensupları, bizleri çeşitli yayın ortamlarından canlı olarak e, izleyen çok kıymetli İstanbullular. Bugün günlerden pazar. tabi e, tabii sokağa çıkma yasağı var. Ama e, bu ortamda biz olabildiğince vatandaşımıza ee, teknoloji vasıtasıyla ulaşmak ve onlara İstanbul'un gelişmelerinden, güzel haberlerinden e, çok önemli bir bölümünü bugün sunmak istedik. Ve Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmekte olduğumuz entegre ulaşım projelerimizin bir özetini de paylaşacağımız raylı sistemlerde büyük hamle Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii burada çok kıymetli dostlarımız var, değerli bakanımız, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi e, İyi Parti'nin değerli Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, yöneticileri, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları var farklı partilerden bizi ziyaret eden ve bizimle bugün burada olmayı e, tercih eden diğer e, milletvekillerimiz bizlerle beraber açıkçası e, çok mutluyuz, gururluyuz. E, sizlerle beraber <laughs> güç birliği yaparak bugünü vatandaşlarımıza anlatmanın da keyfi bir başka. Tabii burada hem e, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli il başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ve yine İyi Parti değerli il başkanı Sayın Buğra Kavuncu'yu da bir arada gördüğümde ister istemez aklım e, 2019 yerel seçimlerine gitmiyor değil. Bir arada güzel bir koşuyu yapmanın e, keyfini tekrar bana hatırlatmıyor değil. Ha bu birilerinin de aklından çıkmadığı belli. Sizlerle bol bol uğraşıyorlar farkındayım. Sebebi belli biliyorsunuz değil mi? Bence de belli çünkü kaybettiler. Ama İstanbul kazandı. Onun için sizlerle uğraşmalarının sebebi belli ee, ama biz bunun bilincindeyiz. Hani sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Yedirtmeyiz. Tabi e, bu uğraşmalar boş yere uğraşmalar olacak. Bunlar gibi başka işler de olacak. Ama hiçbirinin e, bizim nazarımızda bir önemi yok. Önümüze bakıyoruz, çok güçlüyüz. Birlikte daha da güçlüyüz. E, bu birlikteliğin İstanbullarla daha da büyük bir coğrafyaya eriştiğinin de farkındayız. Milyonlarca insanın çıkarına işler üretiyoruz ve o milyonlarca insanın her anına dokunan bir yönetim olma konusunda da son derece kararlıyız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Siyasi partileri ve siyasi parti aklını tümüyle partizan düşüncelerle kurumun içine sokmalarının tersine biz siyasi kavramları ve siyasi parti duruşumuzu bir yere bırakıp tümüyle halka hizmet etme konusunda işbirliği yapar durumdayız. Bu yeni aklı ve yeni duruşu da bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye en iyisini hissettirme konusunda da kararlılığımızı burada tekrar duyurmayı e, bir borç biliyorum. Sevgili İstanbullular, Covid-19 pandemisi hayatı durdurana kadar yaptığımız düzenli araştırmalarda 16 milyonun en önemli sorunu nedir? Bu şehrin sakinleri bizden çok net ifade ederim. Öncelikli neler bekliyor diye sorduk. Bu sorunun cevabını aradık. Ve hep aynı sonucu gördük. Yaş, cinsiyet, sosyal statü, yaşam tarzı ve gelir düzeyi ne olursa olsun 16 milyon İstanbullunun en büyük sorunu ulaşım ve trafik. Elbette Bizim için çok çok daha önemli sorunlar da var, hayati meselelerimiz de var. Ama toplumun güncel yaşayıp dile getirdiği konu bu. İster yerel, ister merkezi yönetim olsun, bu kadim şehirde yaşayan vatandaşlarımız seçilmiş ve atanmış tüm yöneticilerden ulaşım ve trafik sorunun çözülmesini bekliyordu. Vatandaş zaten sizi ne için seçer ki? Tam da işte bu konuların çözümü için seçer. Ama maalesef son yıllarda ifade etmeliyim ki bu şehri yönetenler İstanbul'un gerçek sorunlarına çözüm üretmeyi unutup 18. yüzyılda kalmış çılgın projeci yaklaşımlarıyla propaganda kampanyalarını yaptıklarını hepimiz şahit olduk. Bu şehri ne yazık ki yıllarca yönetenler Şehrin bu en büyük ve en hayati sorunu çözmek yerine tam bir israf düzeni kurmuş olduklarına da ne yazık ki tanıklık ettik. Şimdi bunları tek tek vatandaşlarımıza aktarıyoruz, anlatıyoruz, soruşturuyoruz, sorguluyoruz. Her ne kadar engeller olsa da bu konuda da kararlılığımız nettir, bunu ifade edelim. Kentin dört bir yanında, her yerde metro, her yerde metro diye yıllarca kampanya yaptılar. Hatırlarsınız. Görüntülerini, afişlerini her birimiz İstanbul'da gördük. Ama iş gerçekten metro yapmaya gelince de ne yazık ki sınıfta kalmışlardı. Dünyanın benzeri büyüklükteki şehirleri yılda 25-30 kilometre raylı sistem inşa ederken 90'lı yılların ikinci yarısı, 2000'li yıllarda bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık ortalama metro inşaatı neydi biliyor musunuz? Sadece ve sadece 5 kilometreydi. Ne yazık ki 5 kilometreyi bile yıllık metro imalatı 5 kilometreyi bile bulamamıştı. Entegre bir ulaşım yaklaşımı uygulanmamış ve çeyrek yüzyıllık büyük bir zamanı bu anlamda şehrin en büyük sorunun çözümü noktasında ne yazık ki e, sonuç üretememişlerdi. Hayatı kolaylaştıracak kalıcı çözümler yerine pahalı, geçici, palyatif işlerle uğraştılar. Veriye ve nüfus yoğunluğuna dayalı makro planlama yerine, Siyasi gerekçelerle plansız iş yapılmış. Dahası yapılan işlerde sürdürülebilirlik ilkesi ne yazık ki dikkate alınmamıştı. Her bir İstanbul'un hayatını, yaşam kalitesini ve şehir içi özgürlüğünü birinci derecede etkileyen bu sorunun çözümünde o kadar yanlış üstüne yanlış yapılmıştı ki kamu ciddiyeti adil rekabet ve hukukun unutulduğu yollara sapılmıştı İstanbul'da. Örneğin çok önemli 2017 yılı ortasında aynı gün aynı gün 7 metro hattını birden eş zamanlı olarak ihale ettiler. İhale yapıyorsunuz yaklaşımınız yanlış. İhale yapıyorsunuz usulünüz yanlış. Tümden yanlış. Böyle bir usul Dünyada yok. İhale yapıyorsunuz. Daha kötüsü finansmanınız yok. Hiçbir finansman planlamanı planlaması yapılmamış bir şekilde ihale yapıyorsunuz. E bu çaptaki projelerin İBB kaynakları ile yapılmasının da imkansız olduğunu herkes biliyor. Yani bilançoya baktığınızda, yıllık verilere baktığınızda sadece öz geliri üzerinden böyle bir imalat yapılması mümkün değil. Yani kendi kaynağınızla yapmaya kalkarsanız bu kadar aynı gün aynı saatte ihale ettiğiniz hatları e, İstanbul'da bu sürenin belki de 100 yılı bulması e, ancak siz 100 yılda böyle bir raylı sistem ağının inşa edilmesinin mümkün olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla mutlak başka kaynaklardan fon bulmak ve çeşitli finans modellerini geliştirmek zorundasınız. Dünyanın her tarafında bu tür makro projeler belediye bütçesi dışındaki fonlarla yapılır. 2017'de de eş zamanlı ihale, ihale edilen 7 hattın bütçesi bugün itibariyle yaklaşık 27 milyar liradır. Bu bütçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesinin tamamına yakın bir bütçedir. Bir yönetim rasyonel davranmayı bırakırsa ne yazık ki bunlar olur. Projeleri ihale etmeyi düşündünüz. Ama ne yazık ki kaynak bulmayı düşünmediniz. Zaten hani baştan düşünmediğiniz bir şey sonradan da olamadı ve bulamadınız. Kaynak da bulamadınız. Unuttuğunuz tek konu sadece finansman da değil. Hatların bir kısmı için yani bundan daha ötesi var mıdır bilinmez ama uygulama projeleri dahi yoktu. Yani proje yok ve ihale yaptınız. Örneğin ihale ettiğiniz Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt hattı güzergahının bir kısmının uygulama projesini bile hazırlamadan ihaleye çıkmıştınız. Zaten bu hattın inşaatına da bu arada hiç başlanmamıştı, sıfır düzeyinde. Yani biz devraldığımızda sıfır düzeyinde. Ama ortada bir ihale vardı. Maalesef kamu yönetimi ciddiyetine uymayan işler, usuller, uygulamalar yapıldı o bahsettiğim süreç içerisinde. Öyle olduğu içindir ki finans kurumları e, bu hatları fonlamaktan da uzun bir süre uzak durdular. Ardından da geçici olarak iş başına gelen Sayın Mevlüt Uysal yönetimi aynı yıl Aralık 2017'de bakın aynı yıl Aralık 2017'de bu hatlardaki inşaatları tümden durdurmak mecburiyetinde kaldı. Ne kamu ciddiyetini düşünüyorsunuz? Ne şehrin kaynaklarını, ne 16 milyonu, ne de iş verdiğiniz şirketlerini ve çalışanlarını. Onları da düşünmüyorsunuz. Özetle 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine geldiğimizde iki buçuk yılı aşkın bir süre tek bir kazma bile vurulmamış metro inşaatlarını devraldığımızı tekrar ifade etmek isterim. Çoğu başlangıç seviyesinde neredeyse terk edilmiş şantiyeler devraldık. Çeşitli semtlerde merkezi noktalarda etrafları panellerle çevrilmiş, bölge sakinleri için hayati riskler yaratan büyük çukurları devraldık. Ve ciddi anlamda risk teşkil ediyordu. Avrupa'nın en kalabalık şehri olan İstanbul'umuzda yıllarca işler böyle yönetildiği için ulaşım sorunu büyüdükçe büyümüş ve ne yazık ki trafik durma noktasına gelmişti. Biz ne yaptık? Öncelikle soruna bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından benimsenen katılımcı ve kapsayıcı vizyonunun ulaşım alanında da tesis edilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için İstanbul ulaşım platformunu kurduk. Her konuda olduğu gibi bu konuda da tüm paydaş ve vatandaş katılımını önemseyen İstanbul Ulaşım Platformu'nu kurduk. Bu platformun demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde vizyonumuza destek olması için kolaylaştırıcılık rolü üstlendik. Vizyonumuza tüm paydaşlarla birlikte hazırladık. Hazırlandık. Herkesten fikir aldık. Biz biliyoruz İstanbul'un ne kadar yetenekli, aslında ne kadar kentine düşkün, ne kadar bir arada üretme konusunda cömert insanın olduğunu farkındaydık. İstanbul için belirlediğimiz yeşil, adil ve yaratıcı kent vizyonuna paralel olarak kent içi yolculuklarda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına öncelik veren, erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi hedefledik. Şehrimizde ulaşım sisteminin ekonomik olarak sürdürülebilir ve dayanıklı olabilmesi için trafik sıkışıklığının ve özel otomobillere bağımlılığı azaltarak toplu taşımaya geçişi teşvik eden bir yapıda olmasını da çok önemsiyoruz. Bu amaçla vizyon olarak toplu taşımanın yanı sıra çok önemli bir şey kentimiz açısından, böylesi büyük bir metropol açısından bisiklet ve yaya yolculukları gibi aktif ulaşım türlerinin payının artırılmasını da çok önemsediğimizi her yerde dile getirdik ve prensiplerimizi buna göre oluşturduk. Gerek ulaşım amacıyla, gerekse de rekreasyon amacıyla yürümek bu şehirde yaşayan her vatandaşın en temel yaşam ve özgürlük hakkı. Ve toplu taşıma kullanımını özendirmek için insanların oturdukları veya çalıştıkları noktalardan istasyon, iskele ve duraklara erişmesini kolaylaştırmayı ana prensip olarak kabul ediyoruz. Zaten böyle bir entegre yapı kuramamışsanız, insanlar oraya rahat bir şekilde uğraş, ulaştıramıyorsanız kurduğunuz bu sistemin de bir anlamı olmaz. Toplu taşıma noktalarına yürünebilir yaya aksları oluşturuyoruz. Yeni toplu taşıma hatlarının durak ve istasyonlarını yürüme mesafesinde olacak şekilde planlıyoruz. Çok yakın mesafede ne kadar insanın o istasyona ulaşabileceği konusunda rasyonel veriler üzerinden çalışıyoruz. Böylelikle İstanbul'un yaya dostu ve aynı zamanda yürünebilir bir şehir olmasını hedefliyoruz. Günde on milyonlarca şehir içi yolculuk talebi bulunan bir şehir gibi İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgası da raylı sistemler olmak zorundadır. Ana omurga budur. Bütün dünya kentlerinde sistemler böyle böyle yönetilir. Metropollerde, şehirdeki diğer toplu taşıma sistemleri bu omurga'nın etrafında kurgulanır. Ama ana omurgayla rekabet eden değil, tam tersine onu tamamlayan sistemler olarak düzenlenmelidir. İşte bu amaçla kentimizde hizmet vermekte olan tüm halk otobüslerini o dağınıklığı ortadan kaldırmak için ve erguvan renkli otobüsleri İETT çatısı altında bunun için birleştirdik. Böylece yeni otobüs hatlarının mevcut ve inşa edilmekte olan raylı sistemleri besleyecek şekilde yeniden düzenlenmesini olanaklı hale getirdik. Ayrı ayrı e, kurumlar, kuruluşlar şeklinde değil bir bütüncül olması çabasıyla bu süreci harekete geçirdik. Kentimizde hizmet vermekte olan bir başka e, kavram yaklaşık 6500 minibüs. İşte 6500 minibüsün de bu entegrasyona daha uygun konumda ve işlevde yer alması için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı zamanda bir su kenti olan İstanbul'da deniz ulaşımının payının artırılması da kampanyamızda söz verdiğimiz gibi önceliklerimiz arasında. Bu amaçla bir yandan yeni deniz yolu hatları açılırken diğer yandan da kentin iç kesimlerini kıyılardaki iskelelerle buluşturacak füniküler hatlarıyla planlıyoruz. Bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladığımız Rumeli Hisarüstü Aşiyan Fünüküler hattının yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi İstinye ve Altunüzade Beylerbeyi Fünüküler hatları içinde proje çalışmalarımız devam etmekte. Yine Haliç Tersanemizde inşa etmekte olduğumuz ve bu yıl içerisinde işletmeye alacağımız deniz taksilerde toplu taşımada deniz yolu payının artırılması ve ulaşım entegrasyonu için çok önemli bir adım olacaktır. Özetle şehrimizdeki tüm toplu taşıma sistemlerinin şehrin çok merkezli gelişmesini destekleyecek biçimde planlanması ve inşa edilmesinde hızla yol alıyoruz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli vatandaşlarımız, 23 Haziran 2019'da görevi teslim aldığımızda İstanbul'da duran hatlar dahil toplam 12 raylı sistem hattının uzunluğu 140.90 kilometreydi. Biraz önce de söylediğim gibi bir gecede ihale edilmiş olan 7 hat 29 Aralık 2017'de bir yazıyla durdurulmuştu. Bu 7 hatla birlikte ödenek yetersizliğinden yarım kalmış veya hiç başlamamış 10 hatta toplam 103.4 kilometrelik metro inşaatı bir yıl ile iki buçuk yılı aşkın bir süredir ilerlemeden duruyordu. Şantiyelerin durdurulmasının toplam proje maliyetlerine ne biliyor musunuz? Etkisi ne yazık ki yaklaşık tam 11 milyar lira olmuştu. Fiyat farkları, kur artışı vesaire kredisi olup da yapımı devam eden iki raylı sistem hattının toplam uzunluğu ise 37,5 kilometreydi. Raylı sistem hatlarının devraldığımız tarihteki durumu özetle buydu. Bunun bütün hemşerilerim tarafından bilinmesi lazım. Takip edenler hatırlayacaktır. Kampanyamız boyunca hemen her toplantımızda halkın sorunlarını dikkate almayan, israfa yönelik projelere değil, Metrolara öncelik vereceğiz. Söz verilip de tamamlanmayan hatları da bir an önce bitireceğiz demiştik. Bunu her yerde aynen bu cümleyi kurarak kendimizi ifade etmiştik. Tamamen durmuş inşaatların yeniden başlaması ve İstanbul'un raylı sistem altyapısında büyük bir hamle başlatmak için fon bulmak üzere arkadaşlarımla birlikte harekete geçtik. 2019 sonbaharında İlk yurt dışı finansmanı için imzalarımızı attık. Hem Almanya kaynaklı hem de Fransa kaynaklı finansmanlardı bunlar. Bunun dışında da aldığımız krediler oldu. Ancak projelerin büyüklüğü düşünüldüğünde aldığımız toplam finansman ne yazık ki halen yetersizdi. Bu nedenle yeni bir finansman modeli olarak 2019 Ekim'inde tahvil ihracı projesini başlattık. Süreç tam bir yıl sonra Kasım 2020'de sonuçlandı. Hatırlanacağı gibi İstanbul'da şeffaflık, liyakat, kamu yararı ve hesap verebilir bir yönetimin iş yaptığını gören uluslararası finans kurumları 580 milyon dolarlık tahvil ihracımıza tam dört katı kadar teklif verdiler. Bütün bu fonlarla tek tek harekete geçirdiğimiz raylı sistemler hamlemizi başlattık. Şu ana kadar Yaptıklarımızla ilgili olarak sizlere biraz daha detayı e, aktarmak vermek isterim. Ağustos 2019'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankası ile 175 milyon Euro'luk anlaşma imzaladık ve 10 Ekim, 2010 Ekim 2019 tarihinde Ümraniye-Ataşehir metro hattında yapım işlerini yeniden başlattık. İkinci hamlemiz, Ekim'in 2019 yılında e, Doce Bank ile 110 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık. Ve 7 Ocak 2020 tarihinde Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli birinci kısım inşaatını yeniden başlattık. Öncelikle hattın birinci kısmı olan Çek Çekmeköy'den Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki çalışmalarımızı inşallah hızla tamamlayacağız. Yine Eurobond ihracı ile elde ettiğimiz fondan projeye 60 milyon euro daha finans sağladık. Bu finans ile de Sultanbeyli'ye kadar olan çalışmaları da hızlandırdık. Üçüncü olarak Şubat 2020'de Fransız Kalkınma Ajansı ile 86 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık ve 20 Şubat 2020 tarihinde Kaynarca Pendik Tuzla birinci kısım hattını yeniden başlattık. Bu kredi ve ek olarak Eurobond ihracından kullanacağımız 34 milyon euroluk finansman ile hattın birinci kısmı olan Pendik Merkez Kaynarca Hastane arası inşaatları tamamlayacağız hızlıca. 2016 yılında başlatılan Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı projesinin 100 milyon euroluk kredisi bitmiş ve yapım işleri orada da tümden durmuştu. Mart 2020'de belediyemiz öz kaynaklarından projeye aksatmaksızın fon aktararak inşaatları yeniden başlattık. 2017 yılında başlatılan Rumeli Hisarüstü Aşiyan Fünüküler Hattı projesi Mart 2019 itibariyle ödenek yetersizliğinden tümden durmuştu. Haziran 2020'de öz kaynak yaratılarak ve içindeki birçok olumsuzluğu da çözerek bu hatta da inşaatları yeniden hızlıca başlattık. Altıncı olarak, altıncı hamlemiz olarak 2016 yılında başlatılan Dudullu Bostancı metro hattının projesinin de kredisi bitmiş ve Mart 2019 itibariyle buranın da yapım işleri tümden durmuştu. Haziran 2020'de öz kaynak yaratarak bu hatta da çok hızlı bir biçimde imalat ve inşaatları yeniden başlattık. Yedinci hamlemiz olarak bono ihracımızdan elde ettiğimiz fondan Kirazlı Halkalı Metro Hattı projesine tam 170 milyon euro finans sağladık. Bu finans ile yapım işlerini bu ay içerisinde yeniden çok hızlı bir biçimde başlatacağız. Sekizinci hamlemiz olarak da yine Eurobond yani bono ihracımızdan elde ettiğimiz fondan Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hatta az önce söylediğim gibi projesi uygulama projesi yoktu ve hiç başlanmamıştı. Projesine de tam 220 milyon euroluk kaynak aktardık. Bu kaynak ile çalışmalar kapsamında tasarım işleri devam etmekte ve çok hızlıca inşaatına da başlayacağız. Dokuzuncu hamlemiz göreve geldiğimizde inşaatı devam eden iki projeden birisi olan iki telli Ataköy metro hattında ise kısa sürede yüzde 64 oranında ilerlemeyi başardık. Bu hem işe dönük motivasyonumuz hem yüklenici firmalarla olan nitelikli, kişilikli, şeffaf diyaloğumuz ve süreci olan inancımızla bunu başardık. Bu sene inşallah bu hattın 2.1 kilometrelik kısmını önümüzdeki yıl ise tamamını hizmete açmış olacağız. Hızla başlattığımız bu hatlarda hızlı sonuçlar da almaya başladık onu ifade edelim. Örneğin 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde 2020 tarihinde Kabataş Mecidiye Köyü Mahmut Bey hattının metro hattının mecidiyeköy Köyü Mahmut Bey arası 18 kilometrelik kısmını İstanbulluların kullanımını açtık. Ve çok kıymetli bir hat oldu. Çok değerli bir hat oldu. 1 Ocak 2021 tarihinde Eminönü Ali Beyköy tramvay hattının Cibali Ali Beyköy yani oradaki cep otogarı arasındaki 9 kilometrelik kısmını da hizmete açtık ve muazzam bir Haliç seyriyle eee seyahat edebileceğiniz bir hattı İstanbulların İstanbul'un turizmine e, kazandırmış olduk. Bu projeler sadece ulaşım ve trafik sorunu çözümü değil. Aynı zamanda istihdam için de önemli bir kazanç oldu. Bugün itibariyle devam eden 10 projemizde toplam 5000 kişiye istihdam sağlamış olduk. Haziran 2019'dan bu yana 4000 kişiye istihdam sağlamıştık. Yeni başlayacak projelerle istihdam sayımız çok daha fazla yukarıya çıkacak ve oralarda insanlarımız ekmeğini kazanıyor olacak. Değerli katılımcılar, sevgili İstanbullular, şimdi de raylı sistemlerdeki büyük hamlemizle İstanbul'un çeşitli hatları ne zaman kullanmaya başlayacaklarına e, ve bu sürecin şeffaf bir biçimde size aktarılmasına gelmek istiyorum. Şu anda e, ekranda görüyorsunuz Haliç kıyılarını ve oradaki durakları aktif durakları inşallah Cibali ile Eminönü hattını da çok iyi bir biçimde özel bir tasarımla ki bu arada Haliç kıyısında müthiş bir e, yeni tasarım gücünü de ortaya koyarak yarışma süreçleriyle muazzam bir e, peyzaj planlamasını da devreye soktuğumuzu, o çalışmaların yürüdüğünü de e, belirtmek e, isterim. Ve buradan çıkıp bugün sokağa çıkma müsaadesi olan arkadaşlarımın eve gitmeden önce bu hattı denemesini de öneririm. Gerçekten çok keyifli bir hat hemen Halic'in öbür kıyısından bunu e, denemelerinde e, arzu ederim. Değerli hemşehrilerim 2021 yılında 1 Ocak'ta hizmete açtığımız 9 kilometrelik işte bu Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına ilave olarak 2.1 kilometrelik iki telli Ataköy metro hattının iki telli Bahariye arası. Aynı zamanda 0.8 kilometrelik Rumeli Hisar üstü Aşiyan Füniküler Hattı Yani Özgür ve Özgün Boğaziçi'li öğrencilerimizin Boğaz Üniversitesi'nden Fünükülerle sahile inip Boğaz'la buluşacağı Fünüküler hattı dahil olmak üzere toplam 11.9 kilometrelik 3 hattımızı daha açmış olacağız. 2022 yılında önümüzdeki yıl 14.3 kilometrelik Dudullu Bostancı metro hattı. Anadolu yakasında çok önemli bir hat. 1.1 kilometrelik işte kalan o Eminönü Ali Beyköy tramvay hattımızın Eminönü Cibali arası. Yani tarihi yarımadanın en özel bölümüyle ta Halic'in Ali Beyköy'ü birleştirmiş olan bu hattı. Altı buçuk kilometrelik Kabataş Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattımızın Kabataş Mecidiyeköy arasını ve 10.9 kilometrelik iki telli Ataköy metro hattımızın Bahariye Ataköy arası dahil olmak üzere önümüzdeki yıl toplam 32.8 kilometrelik dört hattımızı daha İstanbulluların hizmetine açacağız. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında 13 kilometrelik Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattımız. 3.6 kilometrelik Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattımızın Çekmeköy Sancaktepe Şehir Hastanesi arasını 3.9 kilometrelik Kaynarca Pendik Tuzla metro hattımızın Pendik Merkez Kaynarca Hastane arasını Üç buçuk kilometrelik Kirazlı Halkalı metro hattımızın Kirazlı Mimar Sinan arasını olmak üzere toplam tam 24 kilometrelik 4 hattımızı da 2023 yılında hizmetini açacağız İstanbulların. 2024 yılında yani görevimizin bu dönem ki görevimizin son döneminde son yılında 6.3 kilometrelik Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hattımızın Mahmut Bey Tema Park arasını 7.3 kilometrelik Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattımızın da Sancaktepe Şehir Hastanesi Sultanbeyli arasını olmak üzere tam 13.6 kilometrelik iki hattımızı da hizmete atacağız. Bütün bunlar 2021 yılında 10 hatta, 2022 yılında ise 12 hatta birden raylı sistem inşaatı yapmakla mümkün olacak. Böylelikle bizim dönemimizde tamamlayacağımız tam 5 yılda 100.3 kilometre dahil Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz raylı sistem ağımız 253.45 kilometreye ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamlayacağı 91 kilometrelik hatlarla birlikte İstanbul'un raylı sistem ağı tam 424.85 kilometreye ulaşmış olacak. 2024-29 yıllar arasında yani inşallah devam eden dönemimizde projelerini hazırladığımız yeni hatlarla birlikte toplam ağımız tam 622.15 kilometreye çıkacak. Değerli İstanbullular, raylı sistemler hamlemizde iki yeni ve büyük hattı daha projelendirip 2021 yılı içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok kıymetli iki proje. Birincisi bunlardan ilki Toplam nüfusu tam 3.2 milyona ulaşan İstanbul'un batısı, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin kent merkezine hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını hedeflediğimiz Beylikdüzü, Esenyurt, Sefaköy, İncirli metro hattıdır. Tabii bu hat çok önemli çünkü İstanbul'un bu bahsettiğimiz 3 milyon aşan nüfusunun ne yazık ki hiçbir kilometre raylı sistem hattı yoktur. Hattın İncirli Sefaköy arasının yapımı e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiş 2018'de. Gerekli miydi bilmiyorum ama devredilmiş. Sefaköy Beylikdüzü bölümünün yapımı ise Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Bu da bir gecikmeli iletişim. Buradan bakanlık yetkililerine sesli bir şekilde e, bunu iletiyorum. Ağustos 2020'de İncirli Sefaköy arası kesiminin yeniden belediyemiz sorumluluğuna verilmesi hususunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurduk. Ağustos 2020'deki başvurumuza herhangi bir yanıt verilmedi. Neredeyse e, tam 6 ay oldu. 7 ay hatta. Kasım 2020'de bakanlığa bir hatırlatma yazısı daha gönderdik. Her iki yazılı talebimize de şu ana kadar bir dönüş yapılmadı. Biz bu arada bu hattın fizibilite ve proje çalışmalarını da tamamladık. Ve ona için altyapı yatırımları genel müdürlüğüne gönderme sürecindeyiz. 3.2 milyonluk İstanbul'un yaşadığı ilçelerden geçecek olan proje yani İstanbul'un beşte birinden bahsediyoruz. Günde tam 500 bin yolcuya hizmet verecek. Ve metrobüs hattındaki yoğunluğu ve orada özellikle karayolunda oluşan araç yoğunluğunu da çok önemli ölçüde azaltacak. Projenin inşaat, elektromekanik ve 256 adet raylı sistem aracı dahil maliyeti 2 milyar euro olacak. Ve bu hat için bakanlığa tekrar duyuruyorum. Lütfen yazdığımız yazıya bir an önce cevap veriniz ve bizim İstanbul'un neredeyse 3,5 milyona yakın insanına hizmet etme yolundaki bir bürokratik işlemi, sadece bir bürokratik işlemi lütfen tamamlayınız. İkinci nokta, İstanbul'u çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Şehircilik açısından, ve İstanbul'un konforlu yaşamı açısından doğu-batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise Hızray olacak. Hızray Beylikdüzü Esenyurt Avcılar Küçükçekmece Bağcılar Esenler Bayrampaşa Gazi Osman Paşa Eyüp Kağıthane Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını ulaşım açısından olağanüstü bir biçimde konforlu bir şekilde kolaylaştıracak. İstanbul'da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometre saatte 35 km iken toplu taşıma sisteminde bu ortalama hız 20 kilometreye düşer. Hızrayda hedeflediğimiz hız ise ortalama 70 ila 80 kilometre saatte. Özel otomobil kullanıcıları için toplu taşıma sistemini daha cazip kılmak ve raylı sistemlere özel otobüs, özel otomobil ulaşımlarını yolculuğa çekebilmek için raylı sistem ağı üzerinde ortalama hızın artırılması önemli bir etken olduğunu da biliyoruz. İnsanlar onun için tercih etmiyor zaten bazı noktalarda. Hızra'yla Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir saatte sadece bir saat gibi bir sürede ulaşmış olacağız. Bu proje ki arkadaşlarım önce bunu Sabiha Gökçen ee, Halkalı arasına ee, ifade etmişti. O dönemde hem Esenyurt hem Beylikdüzü Belediye Başkanlarımız ya bu daha da ileriye gitmez mi dediklerinde bunun da araştırmalarını ve zemin e, araştırmalarını yaptıktan sonra bu hattı Esenyurt ve Beylikdüzü'ne ulaştırarak gerçekten tam doğu-batı aksında bir ulaşım aracına döndü. İşte bu doğu-batı aksında TEM D100 arasında arazi kullanım gelişimini kontrol altında tutacak ve İstanbul'un Kuzeyine yeşile doğru kentin büyüme baskısını da büyük oranda azaltacaktır. Değerli vekillerimin özellikle İstanbul'da şehirciliği, yaşamı tehdit eden birçok o çıldırmış projelere karşı nasıl mücadele ettiğini ben biliyorum. Bu ulaşım hattının da bir konfor sağlama marifetiyle bu baskıyı azaltacağını biliyoruz. Konvansiyonel metro sistemlerinde hızı arttırmak mümkün olmadığından ekspres yüksek hızlı metro hatları İstanbul gibi mega kentlerde önemli bir ihtiyaçtır. Hızray'ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz. Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için Kamu özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Hızray istasyonlarını özenle tasarlayacağız. İstanbul'a kimlikli meydanlar kazandıracak ve değerine değer katacağız. Ön tasarım ve fizibilite çalışmalarını 2020 yılı sonunda başlattığımız Hızray projesinin 2021 yılının sonunda tamamlama hedefliyoruz. Öte yandan 2020 e, ve 2024 dönemlerinde bu tamamlayacağımız iki ile beraber inşaatlarını tamamlayacağımız 12 metre hattı içinde tam 1112 araç 2024-29 döneminde inşaatlarını tamamlayacağımız 12 metre hattı içinde 1013 araç ihtiyacı söz konusu olacak. Bu araçların yapımı ve finansmanı içinde adil, rekabete açık, şeffaf ve kamu yarar odaklı karma modeller geliştireceğiz. Değerli İstanbullular, pandemi sonrasında şehir içi ulaşımının yeni normal normallerinin çok daha fazla hijyen ve insan odaklı olmak mecburiyetini görüyoruz ve bütün çalışmalarımızı bu formda yürütüyoruz. Bugünlerde görülen toplu taşıma araçlarından uzaklaşma ve özel araçlarla şehir içinde yolculuk e, etme eğilimi pandemi sonrasında değişecek. Çünkü İstanbul gibi metropollerde ana ulaşım mecralarının raylı sistemlere dayalı toplu taşıma olması gibi bir zorunluluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz başlattığımız bu büyük hamleyle tüm gücümüzle çalıştığımızı hepinizin bilmesini istiyorum. Artan sağlık hassasiyetine paralel olarak şehrimizde yaşayan her vatandaşın İstanbul'a gelecek her bir ziyaretçinin günlük yaşamını yakından ilgilendiren ulaşım alanında doğru ve sağlıklı çözümler geliştirmek için bundan sonra da ortak akılla ve katılımcı modellerle yol alacağız. Toplu taşımada %18'ler seviyesinde olan raylı sistemin mevcut oranını kısa vadede iki kattan fazla artıracağız göreceksiniz. Halen inşa etmekte olduğumuz hatları bitirdiğimizde bu oran yüzde 35 seviyesine ulaşmış olacak. Orta vadede Beylikdüzü metro hattı ve hız rayın hizmete girmesiyle ulaşımdaki raylı sistemlerin oranını yüzde 45'ler seviyesine çıkarmış olacağız. Bu oran Sadece şehir içi trafiği kalıcı biçimde rahatlatmayacak. Aynı zamanda İstanbul'un tükettiği karbon bazlı yakıt miktarını da aşağıya çekecek. Şehir içinde hareketliliği hızlanacak. İnsanlar şehri yürüyerek yaşama keyfine varacak. İstanbulluların yaşam kalitesi ileri ülkelerdeki benzer metropoller seviyesine çıkacak hatta birçoğunun üstüne çıkacak. O tarihe kadar İstanbul'un dört bir yanını demir ağlarla örme iddiasıyla çalışmaya. Bugün anlattığım planlamadan ve zamanlamadan taviz vermeden süreci yönetmeye devam edeceğiz. Kampanyamda vaat ettiğimiz gibi başta trafik ve ulaşım olmak üzere İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki israf düzenine teslim olmayın. Bu aziz şehrin ve 16 milyon İstanbullunun yararını ön planda tutarak hizmet edin. Değerli katılımcılar, çok değerli vatandaşlarımız ve sevgili İstanbullulara bir kez daha hatırlatmak isterim ki asla ve asla maskesiz olmayın. Maske ve mesafenizi koruyarak temizlikten e, uzak durmayın. Sürekli kendinizi koruyun ve sırası gelenin mutlaka aşı olmasını diliyorum. Aşı sürecinin bir an önce bütün topluma yaygınlaşmasını diliyor ve istiyorum. Yani aşı karşıtı sözlere kulak asmadan zamanı geldiğinde randevunuzu alarak mutlaka ama mutlaka aşılanın. Çünkü İstanbul'un ve dünyanın pandemi sonrası yaşama çok sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını çok istiyoruz. Sizleri meydanlarımızda o güzel toplu taşıma araçlarımızla şehrimizin en güzel noktalarına ulaştırmak ve bu kentin keyfinizi keyfini çıkaracak günlere en sağlıklı biçimde ulaştırmak istiyoruz. Toplantımıza katılımınız için bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.